gitmişler. Vallahi billahi lan. Hayır, öteki tarafa bak girdim, kadın ne dedi? Odada kapı. Bak kapıyı bulalım. Metro marka bir gidelim abi. Kullanım fiyatı uygundu. Bilgisayar. Asus var. Ha, şunlara da baktıydık abi ya. Kesmemişim diye yanımda. Şunlara baktıydık. He, şuna baktıydık. Kaç günmüş? Abi, 13 gün olmuş. 13 gün. He? Zamlanmış. Hangisine baktıydı o gün lan? 24. Yok lan bu. Bir şey lan, başka bir şey. Bu 13 bin lira abi, 24 bin ne yapıyorsun sen ya? O 24.90 çantanın fiyatı. 13 bin lira mı olmuş? 13 bin lira. O zaman kaç paraydı ki? 11 falandı. 11 şu işte iyi yedi. O zaman buna mı baktık biz? Buna bakmışız dedi. 11 aynı işte. İndirim yok. İyi abi ne olacak? Şahane dolar abi, satı dolar ürünü. Dolar da düştü. He. 11 bin. 11 bin 500 diyeceksin. 11 bin 500 bu. Şu 9 bin. 10 bin de bu. Ne? Lenovo. Lenovo. Sizin şey de, sizin şeyinki de Lenovo. Muratcan'a da aldığımız Lenovo'ydu. Şu daha iyi de. Şu. İyi yedi. İndirim olmamış. Dolardan düşmüş. Ne olacak abi, dolar geri çıktık ya bugün, geri 8 lira. Evet, 8.5'u bulduydu dolar. Eh, bir de öteki tarafa bak. Şu aklımızda bir dursun. Şu iyi, şu yeter. Fazlaya girmeye gerek yok. 10 bin lira. Ya da 11.5. 11.5. Çok fazla bir şey yok. Bu kaç lira? 13 bin lira. Abi baksana kötü. Tablette doldu. 1.5 lira. Şey A71'miş. Ben de ZF2 istedim. Reklamdaki var mı? A51, A31. Not 10. Şu güzel ya. Bu ne? Bu ne? Fiyat mı? Hmm. Evet. 3899 lira. 4000. Abi telefonlar uçtu gitti. 6000 lira. Ha, 10 bin lira abi, 11 bin lira hatta. 12 bin lira. Para yetmez abi. Ne, vatana mı bakak bir de? Vatan var, bir de Teknosa var burada zaten değil mi? Evet. Teknosa zaten pahalı değil mi? O pahalı. Oraya gidecek mi? Teknosa'da bilgisayar yiyordu ki, bir tane bilgisayar vardı, kadın kendini yakıyordu da. Dedi ya, kendimi yakarım dedi, daha ucuz mu bulursanız. Abi bu da 18 bin lira ya. Ha? 18 bin lira, uzak dur. 13 bin, 14 bin. Abi bilgisayarın artık özelliğine bakmıyorum, direkt fiyatlarına bakıyorum. Bak i5. Biliyor musun bak, bu da i5'e 10 bin lira demiş. Oradaki i7 idi. 11 bin lira. Aralık 100 lira. 600 lira, 700 lira oynuyor arada. Bak i7. 15 bin lira. 16 bin lira. Bugün kadın bilgisayarı getiriyor. Benim bilgisayarım diyor en son teknoloji diyor. Satan öyle söyledi diyor. Bilgisayara bakıyorum i5. Abla diyorum, bu nasıl en son teknoloji diyorum. Gözünü seveyim. i7. Ya işte i9. Bu daha pahalı değil mi? Fiyatına bak abi sadece. Hiçbir şey demiyorum. Bu. Yok abi, yok abi. 6 bin lira. Ya küçük işte. Ha? Çok küçük. Pek de büyük olmasın.
Şu iyi mi? Ha? Asus 6000 lira. Bu ne? Asus'un. i5 işlemcili. Şey Asus mu diyor ya? Bir lira dedim ya. O Asus muydu? Yok onunki şey ya, oyun bilgisayarıydı. Asuslar iyi mi? Asus güzeldir ya, ben severim Asus'u. Asus, abi, Lenovo abi, ama bu Lenovo'da işte o Lenovo'nun fiyatı da güzel. Bak ondan yok bu da, bak burada da hep Asus modelleri var. Bizdeki olan ürün maalesef internet satışında olmaz veyahut da medyadaki olan ürün olmaz. Çünkü oradakiler FreeDOS olarak gelir. FreeDOS mu? Aynen öyle. Aynen öyle. Acaba'dan bir vazgeçeyim. Ben acele şey yapmıyorum da onun birisi var. Yok abi, yok acele. Hiçbir. Lenovo yok mu lan hiç? Valla şunlar hem dokunmatik ekran. Doğru diyeyim. Abi uçuk ya, hiç az ya, oradakine aynı modeli var mı diye bakıyorum. Fiyat için de yok. Intel işlemci. Ha? En eski bir Intel işlemci. i5, i5. Lan ben gördüm ya. i7. Bu cazip duruyor lan işte. Adamlar başlıyor. Abi hoş gözüküyor da işte senin çocuk kullanacak yani. Şurası çok ince. Ya tüm olsun, şu çift kanat olsun ki diyoruz. Kırmasın. Bunlar tek kanat. Bir de ona bakalım abi. Yoksa artık yapacak bir şey yok. Birine kadar vereceğiz. He? Birini alıp çıkacaksın abi ya, yapacak bir şey yok. Sonuçta EBA için alıyoruz. Yılbaşı hediyesi de almıyorsun. Doğum günü hediyesi de almıyorsun. Vestel'de de Vestel'den başka bir şey yoktur. Zaten böyle bu sene de eğitim böyle gidecek. Bilgisayar. He? Yılbaşısı mı yapıyor? Yılbaşı iyi ya. Yılbaşı iyi. Ha, şurada mı kayıyorlar abi? Yılbaşı iyi. O da paten yapılır mı abi, şu adam? Burada oluyor. Şimdi burada. Adamı görüyor musun? Her yeri değerlendiriyorum. Hadi bakalım. Çarşı bomboş, şuna bak, kimse yok. Kimse yok. Ne döşüyor yere? Ya bunun içinde su mu olacak? Buz yok acaba. Bazı yerler şiş gibi duruyor da. Ondan sonra kayacaklar ha? Biraz coşkuyor. Ben bir daha kayıyorum. Valla. Dönmeceli var lan, düşerim. Ya lan ya, kusura da basmışım. Diyorum ya, düşerim ben oradan. Kusura bir izinlik var. Millet olduğu yere düşer, ben kesin aşağıya düşerim. Katakta. Düşmedik, pahalı olabilir. İhtiyar değil. Karşıdan karşıya geçin, biz de gireceğiz. Böyle iyiydi. Hadi geçin. Sohbet geçtik. Hadi gelin, ya sizin dakikanız az kaldı. Şimdi çıkacağız. Şimdi. Bir de ağladık deseydin. Ya pahalı. Vallahi. Çok pahalı. Demek ki buz pahalı abi. Böyle alışveriş bölgelerinin içinde çalışıyorum. Akşam benim işimiz yok. Bu taraf biraz kalabalıkmış. Alışveriş merkezinin içinde kalıyorum. Nerede yatıyordunuz? Bir ara koyuyoruz, öyle bir şey var. Orada takarım bir şey. Aşağıdaki petoğumu düşün. Şey, mağazayı düşün. Onun içinde çalışıyor. 25 lira mı olmuş? Biletler çıktı mı lan yılbaşı bileti? Çıkmıştır ne kadar yılbaşına kadar.
Bilmiyorum abi, alan bir adam değilim ya yılbaşı bileti. Öyle o hileleri duydum var ya. Yine yarın yok. Hı? Yok. Alıyorsunuz mu siz? Alıyoruz, niye yarın? Ya boş verin ya. Bu palaya çocuklar kendilerine bir şeyler alıp yesinler, içsinler, daha mantıklı. Ya benim görüşüm o. Bilet almaktansa... Şaşırır, nasıl yok abi, o çıkacak yeri şimdiden bulmuştur. Şaşırır. Hiç inanmıyorum abi onda. Şaşırırlarmış. Yok abi, yok. İlla ki abi. Öyle. O çıkacak numara yayılmışlardır ya. Ne oldu lan, bugün daha mı çok dolandık? Samsung'un kendi mağazası varmış aslında. Samsung'un kendi o yeri. Samsung'un bilgisayarı var da bunun adı yok. Gözükmüyor. Şuna bak la, bomboş ya, burası açıldığında neydi la, adım atacak yer olmuyordu. Ulan şu an bana da fıs fıs bir anlamak yanımıza. Bak şimdi var ya, ağırlaşık. Ne oluyor lan? Hadi şimdi yok, şimdi bir şey var. Hoş geldin. Hoş bulduk hocam, hoş bulduk. Bilgisayar arıyoruz ama abi. Barış Bey. Barış Bey. Bilgisayar. 15'te. 22. 22. Nasıl yardımcı abi? Abim bilgisayar fiyatlarına bakıyoruz da. Tabii. Nasıl bir cihaz abi? Nerede kullanacağız? EBA için. Okul için. Yani uygun şöyle, bir şey lazım. Uygun bir şey lazım. i7. i7 falan. i7 istiyorsan 10.000'den başlıyor. 9'a bulduk ya. 9'a buldun, eski seri i7'dir abi. Yeni değil. Ya, o i5 abi, abi zaten resmi de. Resmi var mı? He? Resmi var mı? Yok, resmi yok. Resmini çekmedik de buldum. Lenovo'nun. Lenovo'da i7 işlemcili. Başka ne özelliği var? Öyle şeyine bakmadık da, fazla detayını incelemedik. Şimdi sadece fiyatlarına bir bakalım dedik ama. Ha, anladım. Sen bize nasıl bir şey tavsiye i7, edeceksin? Şu an ondan daha uygun i7 şu var sadece. Tamam, bu i7. Ama her i7 aynı i7 değil. i7 olunca bir tane çeşit değil. 5 i7 var. 8 diyor. Mesela buradaki i7 işlemcinin sonunda G7 yazar. Bunlar 4 çekirdek, ana çekirdek. Hı. 4 desenal 8 çekirdek olarak çalışır. Benim sana oradaki gösterdiğim i7 12 çekirdek çalışıyor. Ama onun üzerinde i5 yazıyor. i7 format atmışlar. İki farklı cihaz var orada. İki farklı mı? İki tane etiket var ya orada bak. Bu değil, yandaki. İki tane etiket var. i5 olanın fiyatı 10.000 lira. Aynı kasa görüntüsünde bir de i7 var. Hı. 16 GB RAM'i var. i7 işlemcili. O da 11 bin lira. Bunun eşdeğeri diğer markalarda 12.5'a satılıyor Lenovo'da mesela. Üçüncü cihaz. Lenovo almak için 12.500 lira vermek. Buradaki özelliği almak için. Birebir her şeyleri aynı. Hmm. Hatta burada renkli klavye yok. Metal kasa değil. Bu metal kasa. Soğutma sistemi, bu cihazda turbo fan desteği var. Hediyesi ne ya bir yanında? Zaten fiyatı çok ya. Ya bu da şimdi teknosal. Veriyor hediye ya. Ben sizin aşağı mağazadan biliyorum bak. Şu an değil ya. Bilgisayar döneminde şu an değil o. Ya, ben bir bilgisayar aldım. Yanında çantası, mouse'u, klavyesi, her şeyini. Ben aldığımda en iyi para 1500'di o zaman, en iyi bilgisayar. Kaç yıl geçmiş üstünde. Şu an bilgisayar stok. Bayağı geçti zaten. Ya. 10 yıl geçti aradan. İhtiyaç çok fazla. Talep çok fazla. Ürün yok. Bu indirimlerin olduğuna şükretmek lazım. Öyle söyleyeyim. 11.000'den mi düşmüş? Ya bunu başka bir şey yapamıyoruz mu? Abi. 10.000 düz diyemiyor mu? Hı? Ne hattından? Ben mi? Benimki şirket hattacım ya. Şahıs hattı yok mu hiç? Yok abim ya. Hani benimki biliyorum, anladım. Sen telefon taşı yanımda muhabbeti yapacaktın da. Şu an sadece o var bizde abi. O taşımış olsak, bir şahıs hattı bulsak? Tarifeye göre değişiyor, alacağın tarifelere göre. Şurada tarifeler var. Yani burada da var. Evet, tarife seçiyoruz. Şuradan tarife seçiyoruz. Faturalı mı olacak illa? Tabii. Benimki faturalı. Ona göre de taksit yapıyoruz. İndirim yapıyoruz. Ya mesela 10 GB'ları seçtik diyelim. 50 lira mı? Kadar indirim oluyor. Ha.
diyoruz. Ha, indirim şey mi bu? Hediyesi tabii mi? Tabii işte ne diyor işte 15 GB'lar geçersin diyor. 49 lira fatura olacak 100 TL indirim çeki veriyorum diyor. Yani 11.000 olmayacak da 1900 olacak diyor. O da yanlış anlamadı. 100 lira içinde değmez abi. Ya, normalde bu fiyata ödüyorsan mantıklı. Ya normalde sonuçta Türk Telekom'un altyapısı şebeke çekmeyecek. Sen yani, ne kullanıyorsun abi? Türk Telekom abi ben Türk Telekom bayisiyim zaten. Yani Türk Telekom'un altyapısı diyorum zaten. Hayır. Ne yapıyorsun? Ya bilmiyorum acı ya. İmkanın varsa o özelliği hiç mi ya şimdi yanlış anlama. Oradaki Lenovo'ydı. Fiyat aynı hemen hemen. Şimdi ne? Bunu almak daha mantıklı niye geliyor. Daha mantıklı abi? Özelliğini bilmiyoruz cihazın. Abi özelliğine gidip bakalım ya. Özelliği hangi işlemci bu? U serisi mi? H serisi mi? i7'den hangi çeşidi onlar bilmiyor. Hangi mağazadan baktın? Şeyden. Neydi? Elektro Batı mı baktıydı? Vatandan şey. Karşısındaki neydi? Vatanın karşısındaki neydi? Medya marka baktım. Sistemden bakalım özelliğini görelim en azından. Hangisi daha mantıklıysa yine onu alsam. Farklı. İyi hadi bakalım. Hani bir oradan bir ürün bakabilir miyim? Şöyle çok pardon. Ya bakalım hangi modelmiş? Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Vay başkanım nasılsın ya? Tanıyamadım bana abi ya. Sen ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Yaşlısın. Ne yapıyorsun? Yo ben tanıdığımda vardı vallahi. Vallahi abi. Vay kardeşim. Bu fiyat mı? Efendim müste. Ne yok acaba değil. Fiyatı neydi tam? 11.000 mi yazıyordu? 11.900 mi yazıyordu onda da? Öyle bir şey yazıyordu ya. Hacı ya bir yardımcı ol ya şu bilgisayarı al. Kanka TV'cilere diyeceksin ya. Beni de falan desene mi? Hangi modeli? Takip ettiğin bir konu değil. i7'ydi de şeyin serisine bakmadım. Ne kadara kadar bakacak? 7 olan hani bu var. 11.799 demiş. Şey diyordum. Buna bilgisayar lazım. Bir şey soracağım. Bilgisayarın pili bu. Lenovo'nun i7'si varmış. 11 civarında. Hangi model biliyor musun sizin mağazada? Bir yardımcı ol ya. Bu geceyi bir bekleyin ya. Bu geceymiş. Saat 12 gece buradan mı bekleyeyim acı? i7 olan değil mi oğlum? 10.000 lira. Yani en az 6 belki 12. Bakın da modellere bakın. Modeli belirleyin. Ha tamam. Şu var. Tamam biliyorum. Bundan hariç ne var? AMD Ryzen 7 var. O ne kadardı? İlk defa bu fiyata düştü. 9800 lira değil değil mi? AMD Ryzen 7 işlemcili diyor. O değil. Intel i7'di değil mi abi? Olmadı gider bir bakarız ya. Intel i7 ise buymuş. Tamam. Gel biz bir bakalım. Bir boşta. Bu diyor. Bak, bu bile olsa 11.799 lira fiyatı var. Buradaki ekran kartı 2 GB. Benim gösterdiğimde 4 GB ekran kartı var. Birinci avantajın o. İki katına çıkıyor ekran kartı. Bu 64 hızla çalışıyor. O 128 hızla çalışıyor. Birinci avantajı o. RAM 16 GB aynı. SSD hafızası aynı. İşlemci burada o dediğim düşük 8 çekirdekli olan işlemci var. G serisi. Orada 12 çekirdekli işlemci var. H serisi. Yani sen bu fiyatı da versen ondan daha iyisini alamıyorsun Lenovo'da. Onu söyleyeyim. Ya illa o diyorsun. O fiyatta alacaksan o abi. Ben biraz kaçırmanı tavsiye etmiyorum. Tamam abi. Bu mu? Bunu diyor. Ne o mu? Lenovo ile aynı eşdeğerde diyor. Ne bu? Xperia diye bir şey. Xperia. 2 yıl garantisi süreci var. 2 yıl garantisinde bir hata olursa gelip evinde hizmet veriyorlar. Sen servise gitmiyorsun. Güzel bir avantaj. Bir de ömür boyu temizliği ücretsiz abi. Fan temizliği, termal macun değişimine ömür boyu para vermiyorsun. O da bu markaya özel. Onu da mı evde yapıyorlar? Bu markanın adı neydi abla? Evimiz görmedi. Xperia bu. Xperia.
İşte güç budur diyor reklamlarda çıkıyor. Aynen öyle işte. Yani arada Semih var. Uğraşmanı istemem. İstiyorsan yine sıkıntı yok. Bak gel ama bu fiyata bu özelliği hiç... Biz bir bakalım da abi. Aklımızda soru işareti kalmasın. Bunun oradan şeyini aldım zaten. Resmini çek gel de. Tamam burada abi. Kıyaslayalım. Hangimizde fiyat uygunsa yardımcı olmaya çalışalım. Tamam bakarız abi. Bakarız fiyatları. Hadi kolay gelsin Mustafa, sağ olasın yardımcı olduğun için. Hacı bizim arkadaş da diyor ki yarını beklen diyor. Akşam diyor indirim var ya diyor, cumartesi diyor. Öyle mi? Ya cuma günleri hani şey var ya, efsane cuma. Yarın şimdi bir daha adama ne diyeyim ben? Kime? Şeye. Soner'e mi? He. Ya ben alırım bizim ya, sıkıntı yok ki onda. Yarını mı bekleyin dedi? Yarını beklen dedi. Efsane cuma var ya dedi. Yarın 9'dan sonra çıkın gelin dedi. Zaten biz de 9'da kapatıyoruz. Sen de 8.30'da gelirsin. 9'da kapatıyoruz ya. He. Sıkıntı olmaz yani. Tamam. Efsane cuma var deyince şimdi bir an düşündüm, evet dedim. Reklamlarda da çıkıyor zaten efsane cuma, efsane cuma diye. Ha, ben artık geldiği indirim yapıldıysa yapılmıştır dedim bu. Cuma ya abi, son herhalde. Şimdi yalnız he, bu cuma son işte. Olmadı yardım bir gerek ya. Abi 100-200 lira inse kağıt kağıdır ya. Niye öyle diyorsun? Hayır, temelde uçurmayak bir daha yarın. Yok canım, yardım kesin alacağız gözüyle bak. İnse de alacağız de, inmese de alacağız de. Ya onu alacağız ya onu alacağız. Bir de bilgisayar olmaz. Ne? Yok canım. O olmazsa öteki olur, ne yapar? Bak Casper'ın bu da güzel abi. Casper... Bilmiyorum, ben bir Casper'dan sordum, elimde patladı bir tanesi. Ondan beri de Casper kullanasım gelmiyor. Yıl garanti. Hı hı. Yıl zaten 2 yıl sonra. Zaten çöküyor 2 yıl sonra. Ne oldu elbise? Ne, elbise mi bakacaksın? Yok ya, şey yapmışım. Böyle laylon gibi bir şey. Laylon su. Bizde mont yok muydu ki lan? Mont yok da çalışın diye. Burcan'ın şey montu var ha, bu ilaçlama firmasının adı. Laylon. Hadi hayırlı olsun Serkan abi. Alalım da bakalım farklı çıkacak mı? Bakmadın mı kaç yıla diye? Bakmadım. Çıkması lazım. Ben şimdi para yaptıydı. Maaş kartı bu. Nakit yani. Böyle bir şey değil. Şey, nakit getirsek olur mu ATM'den? Veya... Çekemek ki. Çekemiyorum. Niye? Limiti var mı? 10 bin lira nasıl çekeceksin? Zaten nakit 7 bin liranın üzeri alınmıyor abi. Öyle mi? 5 bin lira nakit çek, kalanını kattan çektin. ATM var şurada. Ben belgenizi düzenle. Direkt çekecek mi ya? Direkt çekecek mi? Belki indirim yapalım. Biraz nakit versek. Abla biraz nakit versek indirim yapabiliyor musun? Hiç mi indirim yapmayacaksın şimdi? Nasıl canım abi? Abla bende 4 tane çocuk var, gözünü seveyim. Bir şey hediye mediye hiç mi bir şey vermeyeceğim bebelere? İki kız iki oğlan var. Sen mi alıyorsun abi? Aynı mı alıyor? Fark eden bir şey yok. Ortak bilgisayar ablası, ne yapalım? Bütçe mi yetiyor? Abi vallahi bütçen iyi yetmiyor vallahi ya. Öyle azıyla şey yapmadım. Almışken de iyisin alak diyoruz biraz daha. Ömür boyu alacağız artık. İnşaatçı adamız abla, inşaatta ne yapar? Çok daha şu. Baksana adamın elini ayağına. Her tarafını astırdı vallahi. Ya ben de yani çocuk kendimizin olmadı diyor. Çocukların en iyisi olsun diyor. Aynen öyle. Ne yapacaksın? Sen şimdi ona güzel bir şey verirsin yavrum. Hediye. Ne istiyorsun abi? Valla çocukların işine yarayacak bir şey. Benim işime yaramaz. Ömür boyu garanti varsa mükemmel olurdu. Bunlar da ömür boyu tam temizleme garantisi var. Ya o önemli değil abla ya. Şunu veriyorum abi. Mouse. Acer mouse mu verdin? Bir de kulaklık vereydin ablam ya. Niye ablam ya? Gel kırma beni bak, bir tane de kulaklık ver çocuğa. Pembe bir şeyin yok mu? Ne ablam? Ne kırma beni, bir tane de kulaklık abi, ver çocuğa. Abi kulaklık 250 liradan başlıyor. Nasıl hediye? Oğlum sen de haklısın. Bu mousepad ya. Onur Bey.
Yapan ya bir şey. Abi hediye verdi zaten. Ya, biliyorum da kurban olduğum biz dedik de yardımcı olayım ben senin. Vertex'e. Bu Vertex'i ben ne yapayım abi? Kim alıyorsun abi cihazı? Çocuğu alıyoruz. Çocuğu Vertex'i. Yazsın istiyor mu? Olur yaz zaten. Yazamaz ki. Çık yaz yüzden çıktı alacak mı? Çıktı alınacak mı? Alınacak. Alamaz. Alınacakmış. Hayır. Vertex'e olacak abi. Vertex'e olmazsa alamaz. Onu zaten yani. Ablam hediye ederim dediydi. Onu da 1000 lira abi. Nasıl hediyesin onu? Ya uff. Bunu da yapacağını yapmış sana. Ücretsiz veririm dedi onu. Yok abi 1000 lira o. Yok abi yok. Kalsın abi o zaman. Bir daha 500 liraya geliyor sana. Hatta 500. Yok abi yok. Kalsın. Teşekkür ederim. Sen kullanamayacaksın. Daha ne abi ya. TC'nin sözü. Yazık değil mi abi alıyorsunuz? Abi yanlış anlama internetten indirdikledim ya. İndiremezsin işte. Abi 4 yıldır işin içindeydiniz. Ben de işin içindeyim abi gözünü seveyim ya. Ben daha iyi işin içindeyim. Ben indiririm onu atlatırım. Merak etme. İndiremezsin. O kadar da söylüyorum sana. 500 lirada indirim yaptım. Yok abi ha? Teşekkür ederim. Serkan Altın Keser. Serkan? Bak ablam bir şey dedi. Güzel günler ablam bir şey yapmadı. Kusura bakma dikkat et. Güzel eyvallah iyi akşamlar. Bu yarın dedi indirime giderse gelin farkınızı veririm dedi. Serkan? Altın Keser. Altın Keser. Adet Çankaya Mamak. Mamak. Özge Hanım bitti mi işiniz? Evet, cep telefonunuz? 0536. Evet. 741. Cihazı kaç istiyor musunuz garanti abi? Garantisi yok mu abi senin? 2 yıl vardı. 2 yıl yazılımsa 2-300'e isterseniz kasko yaptırabiliyorsunuz. Kaç? Kaça? 300'e. 2300'e. Yok aynen. Abi. O siz her şeyi paraya döktünüz lan. Eskiden böyle değildiniz. Abi öyle ya. Şimdi çocuklar bunu kullanacaksa ciddi söyleyeyim ofisi buna kaçak kurduramazsınız. İşin gırgırı bir yana Windows 10'unu bunun kaçak yapmadığın sürece ofisi buna kuramazsın. Windows 10'da kaçak yaptığın takdirde cihaz yazılım olarak çıkar garantiden. Teknik olarak donanım olarak garantiye gider ama yazılımsal bir problem olduğu takdirde servis ücretle bakar. Ya, bunu belirtin. Bir şimdi benim dediğim abi, şu abi. Bir yaşındaki çocuğum Vertex'de falan bir yaşındaki şey yok. Çocuğa bunu niye alıyorsunuz? Bir de almayak yok. Bir şey demem ama. Hani benim amacım şu 11.5 lira vermişsin. Bilgi... 500'den kaçma onun için söylüyorum. Önerdiğin bir bilgisayar var mı 11 yaşındaki çocuğa? Yani 2-3 milyarlık cihaz. 4 ben milyarlık cihaz almış. Ben iyi bir şey alayım. Bir daha almayın. Yani. Hani benim amacım da o zaten. Ama şimdi yanlış anlama 2 yıl sonra bu da eski olacak. Yok öyle değil abi. Şimdi 3 milyarlık cihazı 2 sene kullanabilir. Bunu cihazı 10 sene kullanır. Doğruya doğru. Şimdi onunla 1 saatte yaptığı işi bununla 10 dakikada yapar. Fazlasıyla yani fark var. İyi tamam sen onu bize söyleyeyim. Cihazımızı ver o zaman tamam, da. Tamam ofisi istemiyoruz. Yok abi istemiyorum. Tamam. Bir yaşındaki çocuğun ofiste işi yok abi. Ha, bilgisayarla işi olan ofiste de işi daha olur. Daha sonra yapamıyoruz mu? Yok abi sonra 500'e indirim yaptım. 500 lira. 1000 lira atıyor 500'e gelecek. Sen 11.500 vermişken 500'den kaçtın. Ya boş ver. Abi halleder. Format atılacak nasıl olsa ona. 2 ay sonra beni arayacak. Abi şuna bir formatla diyecek. Ben de Windows 10 kurup bırakacağım. Siz de beni hatırlayacaksınız. Al abi. Bu senin abi. Al abi şöyle vereyim direkt kasadan ödeyebilirsiniz. Güzel günlerde kullanın. Başka bir şey vermiyor mu lan yanında? Yok. La bir kolonya ver hiç olmazsa. Zaten ya. Sen bir olsa canın sağ olsun. Hadi şunun bir güven işte. Onu alırlar abi güvenlik alır ben sana söyleyeyim. Ya hediye et işe ya. Olsa ederdim niyet miyim? Arkadaş zaten. Ya gözünü seveyim lan. Bak. Sana yemin ederim git Ankara'ya de ki notebook'ta bana Natavega'da indirim yaptılar. Demin Teknosa'dan indik. Teknosa'da bir sürü şey abi, adam saydı şununu vereyim bunu vereyim dedi. Notebook'ta indirim yasak şu an. Hı? Notebook'ta indirim yasak. Ya kriz acım, var, vallahi ayıp ettin ya. Ne kadar dizi var ya ne kadar dizi bir şey. Sen var ya ofis için beni çok anacağım 500'e. Vallahi acı inşallah anmam ya. Anacağım beni. Yok abi kasa ne tarafta? Ulan. Hı? Ya kasa burada mı? Hı? Hazır baktım takviye diyorsun. Ya yetmezse bak ya bırakır çıkar. Ne yapar? Abla bunun kurulumu yapıldı mı lan? Verdiler kucağımızı.
Abla bunun kullanımı yapıldı mı? Abi daha satın işlemini yapılmışım. Kullanımı yapılmışlardır. Yalnız ablam şey dedi, bunu satan arkadaş bize. Yarın indirim olursa dedi. O şey, o ücretsizdi. Yarın dedi indirim olursa dedi. Şey yaparız dedi. Yani fiyat farkını kaç. Hı. Tamam, o söylediyse yapar abi. Ya şimdi yapar deyip de yarın da gelip de yok olmadı. Ben yapmıyorum, onlar yapıyor. Ya oraya not almış mı? Yok, almamış. Alması gerekiyor muydu? Ya şimdi böyle bir şey not alamaz. Normalde çünkü bu işlem yasak. Ama o herhalde bir şekilde yapacak. 11.490 mı? Allah. Benim kullanım limiti olabilir mi parkta? Hiç bu kadar yüksek tarihlediniz mi? Hiç bulamadım. Bir şifre alayım abi. Muhtemelen günlük kullanım limitim var ama. Günlük kullanım limitim var abi. Bankayı arayıp limitini arttırman lazım. Ya 1500 veriyor kartın ya, 2000 çünkü. Onu nasıl yapalım? Şey, kart kimin adınaysa bankayı arasın. Ben günlük kullanım limitini arttırmak istiyorum. Nesini arttırırsın? Şimdi yapabilir miyiz bunu? Eğer kart sahibi buradaysa... Benim. Tamam, ara o zaman. ATM'den 5000 de çekemez değil mi? 5000'i ATM'den çekip gelsek? Burada vermedim. Tamam, biz dışarıda arayalım abla. Şu kağıt bizde mi kalsın? O sizde kalsın. Tamam. Tamam. Hadi hayırlı olsun Serkan abi. Alalım da bakalım tarafta çıkacak mı? Bakmadın mı kaç yıla diye? Bakmadım. Çıkması lazım. Mersin para yaptıydı. Maaş da artık. Nakit yani. Öyle bir şey değil. Şey, nakit getirsek olur mu ATM'den? Yani veya... Çekemek ki. Çekemiyorum. Niye? Limiti var mı? 10 bin lira nasıl çıkacaksın? Zaten nakit 7 bin liranın üzeri alınmıyor abi. Öyle mi? 5 bin lira nakit çek, kalanını kattan çektin. AKM var şurada. Ben belgenizi düzenleyeyim. Ya, direkt çekelim mi ya? Direkt çekelim. Belki indirim yapalım. Biraz nakit versek. Abla biraz nakit versek indirim yapabiliyor musun? Hiç mi indirim yapmayacaksın şimdi? Abla bende 4 tane çocuk var, gözünü seveyim. Bir şey hediye medya hiç mi bir şey vermeyeceğim bebelere? 2 kız 2 oğlan var. Sen mi alıyorsun abi? Kaynım alıyor. Fark eden ortak bir şey yok. Ortak bilgisayar ablası. Daha bak. Bütçe mi yetiyor? Abi vallahi bütçen iyi yetmiyor vallahi ya. Öyle azıyla şey yapma. Almışken de iyisini alak diyoruz biraz daha. Ömür boyu alacağız artık. İşaretçi adamız abla, işaretle ne yapak? Çok daha şu. Baksana adamın elini ayağına. Her tarafını astırdı vallahi. Ya yani, çocuk kendimizin olmadı diyor. Çocukların en iyisi olsun diyor. Aynen öyle. Ne yapacağız? Sen şimdi ona güzel bir şey verirsin yavrum. Hediye. Ne istiyorsun abi? Valla çocukların işine yarayacak bir şey. Benim işime yaramaz. Ömür boyu garanti versen mükemmel olurdu. Ömür boyu garanti. Bunlar da ömür boyu tam temizleme garantisi var. Ya o önemli değil abla ya. Şunu veriyorum abi. Mouse. Acer mouse mu verdin? Bir de kulaklık vereydin ablam ya. Niye ablam ya? Gel kızma beni bak. Bir tane de kulaklık ver çocuğa. Pembe bir şeyin yok mu? Ne ablam? Ne kızma beni. Bir tane de kulaklık abi, ver çocuğa. Abi kulaklık 250 liradan başlıyor. Nasıl hediye? Doğru, sen de haklısın. O mouse bit ya. Onur Bey. Yapan ya bir şey. Abi hediye verdi zaten. Ya, biliyorum da kurban oldum. Biz de elektronik yardımcı olayım ben senin. Vertex'e. Bu Vertex'i ben ne yapayım abi? Kim alıyorsun abi cihazı? Çocuğu alıyoruz. Çocuğu Vertex'e. Yazsın istiyor musun? Oğlum yaz zaten. Yazamaz ki. Çık, yazıcıdan çıktı alacak mı?
Çıktı alınacak mı? Alınacak. Alamaz. Alınacakmış. Hayır, Vertex'el olacak abi. Vertex'el olmazsa alamaz. Onu zaten yani. Ablam hediye edelim dediydi. Onu da 1000 lira abi, nasıl hediyesin onu? Ya uff. Bunu da yapacağını yapmış sana. Ücretsiz verelim dedi onu. Yok abi, 1000 lira o. Yok abi, yok. Kalsın abi o zaman. Sen sayısını alamazsın. Yok abi, yok. Kalsın. Teşekkür ederim. Tamam, sıkıntı yok. Sen kullanamayacaksın. Daha ne abi ya. TC'nin sözü. Yazık değil mi abi, alıyorsunuz? Abi yanlış anlama, internetten indirdi düklerim ya. İndiremezsin işte. Abi 4 yıldır işin içindeyiz. Ben de iyiyim şimdi abi, gözünü seveyim ya. Ben daha iyi işin içindeyim. Ben indiririm onu, atlatırım. Merak etme. İndiremezsin. O kadar da söylüyorum sana. Anahtar yapmadım. 500 lirada indirim yaptım. Yok abi, ha? Teşekkür ederim. Serkan Altın Keser. Serkan? Hı. Keser. Bak ablam şey dedi. Güzel günler ablam, şey yapmadık, kusura bakma, dikkat et dedi. Eyvallah, yakşanlar. Bu yarın dedi indirime giderse gelin farkınızı veririm dedi. Olur abi. Serkan? Altın Keser. Altın Keser. Bir de yazıcıya bakalım, olur mu? Hadi Çankaya Mamak. Mamak. Özge Hanım, bitti mi işiniz? Cep telefonunuz? 0536. Evet. 741. Ya da kasko istiyormuşsunuz garanti abi? Kalıntısı yok mu abi senin? 2 yıl vardı. Yazılımsa 2-300 isterseniz kasko yaptırabiliyorsunuz. Kaç? Kaça? 300'e. 2300'e. Yok abi. Aman. Siz her şeyi paraya döktünüz lan. Eskiden böyle değildiniz. Abi öyle ya. Şimdi çocuklar bunu kullanacaksa ciddi söyleyeyim, ofisi buna kaçak kurduramazsın. İşin gırgırı bir yana, Windows 10'unu bunun kaçak yapmadığın sürece ofisi buna kuramazsın. Windows 10'da kaçak yaptığın takdirde cihaz yazılım olarak çıkar garantiden. Teknik olarak, donanım olarak garantiye gider ama yazılımsal bir problem olduğu takdirde servis ücretle bakar. Ya, bunu belirteyim. Şimdi benim dediğim abi, şu abi. 1 yaşındaki çocuğum böyle teyzeyle falan bir işi yok. Çocuğa bunu niye alıyorsunuz? Bir daha almayak diyor. Bir şey demem ama. Hani benim amacım şu 11.5 milyar vermişsin. Bilgi... 500'den kaçma, onun için söylüyorum. Önerdiğin bir bilgisayar var mı 11 yaşındaki çocuğa? Yani 2-3 milyarlık cihaz. 4 ben milyarlık cihaz. Almış. Ben niye bir şey alayım? İdare almayın bir yani. Hani benim amacım da o zaten. Ama şimdi yanlış anlama, 2 yıl sonra bu da eski olacak. Yok öyle değil abi. Şimdi 3 milyarlık cihazı 2 sene kullanabilir. Bunu cihazı 10 sene kullanır. Doğruya doğru. Şimdi onunla 1 saatte yaptığı işi bununla 10 dakikada yapar. Fazlasıyla fark var. İyi tamam, sen bize cihazımızı ver o zaman. Tamam, ofisi istemiyoruz. Yok abi, istemiyoruz. Tamam. Bir yaşındaki çocuğun ofiste işi yok abi. Ha, bilgisayarla işi olan ofiste de işi daha olur. Daha sonra yapamıyoruz mu? Yok abi, 500'e indirim yaptım. 500 lira. 1000 lira şey 500'e gelecek. Sen 11.500 vermişken 500'den kaçtın. Ya boş ver. Abi halleder. Format atılacak nasıl sonra. 2 ay sonra beni arayacak. Abi şuna bir formatla diyecek. Ben de Windows 10 kurup bırakacağım. Siz de beni hatırlayacaksınız. Al abi. Bu senin abi. Al abi, şöyle vereyim, direkt kasadan ödeyebilirsiniz. Güzel günlerde kullan. Başka abi, bir şey vermiyor mu lan yanında? Yok. La bir kolonya ver hiç olmazsa. Zaten ya. Sen bir kolonya. Olsa canı sağ ol. Hadi şunun bir güven işte. Onu alırlar abi, güvenlik alır, ben sana söyleyeyim. Ya hediye etişe şey yapmayacağım. Olsa ederdim, niyet miyim? Arkadaş zaten. Ya gözünü güzel, seveyim lan. Bak. Sana yemin ederim, git Ankara'da ki notebook'ta bana Natavega'da indirim yapıyorlar. Demin Teknosa'da indik. Teknosa'da bir sürü şey adam saydı, şununu vereyim, vallahi bunu vereyim diye de. Vallahi notebook'ta indirim yasak şu an. Ne? Notebook'ta indirim yasak. Ya abi, acım, vallahi ayıp ettin ya. Ne kadar izi var ya, ne kadar izi var ya. Sen var ya, ofis için beni çok anacağım 500'e. Vallahi acı, inşallah kalmam ya. Anacağım beni abi. Yok abi, kasa ne tarafta? Ulan. Hı? Ya kasa burada mı? Hı? Hazır baktım, takviye yetiyor. Ya yetmezse bak ya, burası çıkar. Ne yapar? Abla bunun kurulumu yapıldı mı lan? Veya diğer kucağımızı? Abla bunun kurulumu yapıldı mı? Abi daha satın almıştım, yapılmış mı? Kurulumu yapmamışlardır. Yalnız ablam şey dedi, bunu satan arkadaş bize, yarın indirim olursa dedi, o şey, o ücretsizdi. Yarın dedi indirim olursa dedi, şey yaparız dedi. Yani fiyat farkını kaç. Fiyat değişikliği mi? Hı. Tamam, o söylediyse yapar abi, sıkıntı yok. Ya şimdi yapar deyip de yarın da gelip de yok olmadı. Ben çünkü işlemi ben yapmıyorum, onlar yapıyor. Ya oraya not almış mı? Yok, almamış. Alması gerekiyor muydu? Ya şimdi böyle bir şeyi not alamaz.
Normalde çünkü bu işlem yasak. Ama o herhalde bir şekilde yapacak. O 1.490 Allah. Günlük kullanım limiti olabilir mi kartta? Hiç bu kadar yüksek bir kar denediniz mi? Hiç denemedim. Bir şifre alayım abi. Muhtemelen günlük kullanım limitim var ama. Günlük kullanım limitim var abi. Bankayı arayıp limitini arttırman lazım. Hmm. Ya 1.500 veriyor kartın ya 2.000 çünkü. Bunu nasıl yapalım? Şey kart kimin adınaysa bankayı arasın, ben günlük kullanım limitini arttırmak istiyorum mesela. Şimdi yapabilir miyiz bunu? Haha. Eğer kart sahibi buradaysa... Benim. Ha, tamam. Ara o zaman. ATM'den 5000 de çekemez değil mi? 5000'i ATM'den çekip gelsek? Burada vermedim. Vay. Abi bu mevran gelmiş mi desin?